Herkese merhaba. Fed'in önden yüklemeli faiz arttırımlara karşın enflasyonda beklenen gerilemenin görülmediği CPI verisi ardından geçtiğimiz hafta endekslerin 2022'deki en düşük seviyelerine ulaştığına şahit olduk. S&P 500 perşembe günkü seansta geçtiğimiz hafta belirttiğimiz 3500'e kadar hızlı gerilerken seans içi etkili olan tepki hareketinin tamamı haftanın son işlem gününde geri verildi. S&P 500 hafta %1,5 aşağıda kapatırken, yılbaşından bakıldığında %34 gerileyen Nasdaq'taki haftalık kayıp %3'e ulaştı. Yenilikçi teknoloji şirketlerine yatırım yapan Katie Woods'un Ark İnovasyon Fonu'nun 2022'deki kaybı ise %64'e ulaşmış durumda. Cuma günü beklentilerin üzerinde bilanço rakamlarını açıklayan finans şirketlerinden JP Morgan, Citigroup ve Wells Fargo'nun etkisinde finans sektörü haftanın pozitif ayrışan sektörleri arasında yer alırken IMF'in yaptığı global çapta resesyon uyarısı ve Aralık ayında 75 bas puanlık artış beklentisinin arttığı faiz beklentilerinin etkisinde tercihe bağlı tüketim ve teknoloji sektörleri endeksli kayıplara önce olan sektörler oldu. Hisse bazlı hareketlere bakıldığında ise Delta Airlines'ın bir hafta önce 4. çeyrek için çizdiği iyimser beklentilerin ardından 20 Ekim'de 3. çeyrek rakamlarını açıklayacak American Airlines'ın ciro beklentisini yükseltmesi ardından her ikisi de hafta %6 yukarıdan kapattı. S&P 500'deki haftanın performans açısından ilk 3 şirketini ise haber bazlı hareketlerle ilaç sektöründen isimler oluştururken Morgan Stanley'nin alım önerdiği Amgen Merck ile kanser ilacı geliştirmesi konusunda ortaklık yapan Moderna ve Avrupa bölgesindeki operasyonlarını 3 milyar dolar karşılığında satmayı planlayan Viatris Endeks'ten pozitif ayrışan şirketler oldu. Hafta sonunda FED tarafından beklenen pivot sinyali konusunda ise yakından takip edilen FED'in agresif üyelerinin başında gelen Bullard çizgisini bozmazken Aralık ayındaki toplantı hakkında erken karar verilmemesi gerektiği şeklinde açıklamasıyla 75 bas puanlık arttırma kapıyı açık bırakmış oldu. Endekslerde enflasyon verisi sonrası perşembe ve cuma günleri etkili olan sert fiyat hareketlerinin ardından vadeli kontratlar haftanın ilk işlem günü Asya seansında binde 5 yukarıdan işlem görmekte. Geçtiğimiz haftaların aksine konut verilerinin dahil olduğu ikincil öneme sahip ekonomik veri açıklamaların bulunduğu hafta, çarşamba günkü Fed Beybook bölgesel olarak ekonomik durumu gözler önüne sereceği için önem sırasında üst sıralarda yer alacaktır. Enflasyon verisi ardından Fed'in faiz takviminde 2023'te yukarı yönlü fiyatlamaların arttığı piyasalarda önümüzdeki sene oy verecek olan ekipte yer alan Minneapolis Fed Başkanı Kashkari ve Chicago Fed Başkanı Evans'ın çarşamba ve perşembe günleri ekonomik görünüm temalı açıklamaları da yakından takip edilmeli. Kashkari en son yaptığı açıklamalarda faiz arttırımlarının devam edeceği ve istihdam piyasasının resesyon sinyali vermediği açıklamalarında bulunmuştu. Evans ise daha ılımlı tarafta kalarak enflasyon konusunda pozitif sinyaller gördüğünü ve finansal piyasalarda stabilitenin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtmişti. Cuma günü finans sektörüyle hız kazanan 3. çeyrek bilanço açıklamaları da yeni haftada hız kesmezken S&P 500'de yer alan 66 şirketin açıklamalarının arasında öne çıkabilecek bilanço açıklamaları açıklama kısmında görülebilir. Dip arayışına devam eden endeksteki fiyatlamalar üzerinde etkili olabilecek isimler arasında ise Twitter'ı satın almak için uğraş vermekte olan Elon Musk'ın amiral gemisi konusundaki Tesla ve eski önemini yitiren Fankler'den S&P 500'ün 2022 yılında en fazla değer kaybeden hisseleri arasında yer alan Netflix'in bilanço açıklamaları salı ve çarşamba günkü seans kapanışları ardından yayınlanacak. FANG'in diğer üyelerinden Alphabet 25 Ekim, Meta Platforms 26 Ekim, Apple ve Amazon ise 27 Ekim'de 3. çeyrek rakamlarını açıklayacaklar. Teknik açıdan bakıldığında enflasyon verisi sonrası 3500 desteğinden bulduğu tepki hareketi 3700'deki Bollinger orta bandıyla sınırlı kalırken haftayı %1,5 aşağıda kapatan S&P 500 de 3500 destek konumunu korumaya devam etmekte. Bu seviyenin altında kapanışlarda 3200'e kadar önemli bir destek seviyesinin bulunmadığı endekste 3800 FIBO ve 3930-3950 aralığındaki hareketli ortalamaların test edilebilmesi için 3700 trend direncinin üzerinde kapanışlar beklenmesi gerekmekte. Herkese yeni haftada şimdiden bol şanslar ve bol kazançlar.